sevgili seyirciler, Rekson Men'in sunduğu Oyuna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Ee, Gözler, Fenerbahçe Genel Kurulu'ndaydı. Evet. Çıkacak karardaydı. Ee, Ali, büyük bir katılım oldu olan üstü Genel evet, Kurulu. Evet, 22 bin küsürü geçmesi gerekiyordu. Bayağı bir geçti anladık Hı -hı. Ee, Ve Olağanüstü Genel Kurul'dan e, önemli... E, ...çıkarımlar ve önemli tam yetki aldı yönetim kurulu. Ali Koç da çok uzun bir konuşma yaptı daha sonrasında. Fenerbahçe'nin bu genel kurula giden süreçle ilgili, Fenerbahçe'nin bulunduğu konumla ilgili. Ama sonuçta tabii esas kritik konu ligden çekilme söz konusudur. Ligden çekilmek çekilmekten yani şu an şimdilik geri adım attılar. Daha doğrusu ligden çekilme kararı almadılar. Hani çıkıp, oyna, çıkıp oynayın, bütün oyunculara da aynı şeyi söylüyorum dedi Ali Koç. Hani çıkıp oynayın ama bundan sonraki seneler için yurt dışı yapılanmalarla ilgili araştırma yapılmasına için karar alındı. Yönetim kurulu tam yetkili oldu. Süper Kupa'nın ertelenmemesi veya yabancı hakem getirilmemesi durumunda da Süper Kupa karşılaşmasına ya çıkmama ya da U19 takımıyla çıkma kararı alındı. Bununla ilgili olarak bunun yaptırımlarından bahsetti Ali Koç. Yani şu önümüzdeki Türkiye Kupası'na katılamama gibi iki senede katıl gerekirse katılmayalım kararı çıktı. Özellikle şu anki fiili olarak aldıkları Fenerbahçe'nin aldığı aksiyon Süper Kupa maçına kendi istedikleri şartlar gerçekleşmesi çıkmamak veya işte 19 çıkmayacağı çıkıp gözüküyor. Yani bunu yetkisi alındı ama evet, yani uygulanacak mı belli değil. Evet. Şimdi şöyle ben bu ilk Fenerbahçe başkan yönetim bu çağrıyı yaptığında burada şunu söylediğimi hatırlıyorum. Benim için Fenerbahçe ligden çekilmiştir. Çünkü Fenerbahçe başkanı böyle bir şey dinlendiriyorsa benim için o tamam demektir yani. Şimdi ligden şimdi öyle diyorlar ki ya yani biz ligden çekeceğiz demedik. Ligden çekilmekle de dahil bütün opsiyonları değerlendireceğimizi söyledik. Oraya vardırdıysan işi odur. Çünkü ligden çekilmek öyle herhangi bir günlük hayatta acaba ligden çekilsek mi falan gibi yapılan bir şey değil. Ligden çekilmeyi göze alıyorsan ha şu itirazı da bulunmuştum bir tek. İlkden çekilmek bir şey ifade etmez. Çünkü aynı federasyon, aynı hakem. Zaten herkes de sonunda aynı noktaya geldi. Futbol faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Eğer bu kadar ciddi bir anlamda şikayetim varsa işte başta Acun Ulucalı'nın e, hazırlattığı o filmde işte biz 20 yıldır bu problemleri yaşıyoruz. E, bize karşı bir sürekli olarak bir komplo sistematik, sistematik bir komplo düzenleniyor. Çünkü biz Fenerbahçe yönetimini teslim etmiyoruz. Bu yüzden başımıza bunlar geliyor. Deniyor. Böyle bir noktaya geldiysen çekileceksin. Bunu da dillendirdiysen. Çünkü Fenerbahçe yönetimi MHK başkanı istifa edecek dediği zaman MHK başkanı istifa eder. Federasyon gidecek dediği zaman gider. Biz böyle, ben böyle gördüm yani. Bu Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Çünkü o noktaya zor gelinir. Ligden çekilme dillendiriyorsa ligden çekilir. Çünkü oraya 20 küsür bin insan Amerikalardan, Almanyalardan filan U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkalım diye gelmedi herhalde. Bir kere burada çıkıp hani uzun süre işte neden çekilinmiyor? Çünkü böyle tazminat var, şöyle bir var filan diye anlatmayın. Bunun önce düşünüp sonra o söylenmesi gerekir. Çünkü taraftarla yönetimi birbirinden ayıran budur. Taraftar söyler, çekilelim abi ligden. Taraftarlık böyle bir şey zaten. Yüzde yüz irrasyonel bir şey çok duygusal tetiklenmelere evet. kendisi varlık yani sonuna kadar arkandayım. E niye gel? Yani? Kim kimin sonuna kadar arkasında? Bu böyle bir his ve lazım da insana yaşamak için iyi geliyor insana bu tip şeyler. Burada araya girmem izin var? Ben hani daha önce de dile getirmiştim çok sevdiğim bir söz var. Çok ünlü bir Amerikalı spor yöneticisi şey demişti. Taraftar o akşamki maçı düşünür ve onun için endişelenir. Tabii. Antrenör o sezonu düşünür, o sezonla ilgilenir. Ben 5 sene sonrasını düşünüyorum çok endişeliyim diyor. Tabii. Yani oradan çıkman lazım. Ve düzeltmen lazım. Zaten isyan etmek değil, düzelt. Burada böyle bir durum mu var? Ya kardeşim biz seni seçtik, düzelt bunu diye seçtik. bir Taraftar üye, işte delege, divan kurulu üyesi, yönetici, başkan, bunları birinden ayıran çok temel şeyler var. En iyi taraftardan en iyi başkan olmaz. En iyi başkan belki çok zayıf bir taraftardır. Çok da hani bilmiyordur mesela. Aa ne oldu bizim maç filan diyor. Öyle başkanlar var. Çünkü adamın işi o yöneticilik o. Başka bir meslek koyar. Yani. Bir bir tarafı bu bence. Burada hani Fenerbahçe taraf yöneticiler üyelerinin katılımı vesaire bütün övgüleri hak ediyor bence. Aradaki küfürler hariç. çünkü maç değil o. Yani maçta bile edilmesi tartışmalı bir konu ama hadi olur. Ama yani kongrede olmaz. Onun dışında ben başarısız buldum açık söyleyeyim Ali Koç'un performansını. Konuşma yani, olarak mı yoksa genel olarak? Genel olarak ele alış tarzı. Ya zaten... Şimdi ortaya çıkan şey şimdi ne çıktı ortaya? Ne çıktı ortaya? Maç ertelenmemesi ve işte yabancı hakem atanmaması haline Süper Kupa maçına çıkmamak ve U19 maçına çıkmak. En yani şey bu U19'da çıkmak. Şimdi U19'da çıktın. 10 tane yedin. Kimi cezalandırmış oldun? U19 takımını. bir kere yani yani U19 takımı test kit mi? Ya yani bu adamları koruman lazım. U19 takımı çocuktur neredeyse. Yani çocukluktan yeni çıkmış olanlar. Sen niye onları bunun ortasına atıyorsun ki? Yani zaten bunu dillendirmesi bile garip. Onları koruman lazım senin. Tam tersi. niye atıyorsun abi? Ya bunu, bunun bir konu olması, bunun bir öneri olarak ortaya gelmesi bile çok acayip bence. En azından Oç orada sahaya çıkacak. O kaleciyi düşün. Rezerv takım gibi algılamış ama öyle değil tabii. Ya en azından o kaleciyi düşün yani. Sen niye böyle bir şeyin ortasına atıyorsun ki adam? Onu koruman lazım senin. Tam tersi. Maça çıkmamak bu da bu sürüncemede bırakılacak bir şey. Biz çıkmıyoruz abi. Burada ilkesel olarak bunun açıklamasını yaptı. Bu doğru Ali Koç'un. Ya kardeşim sen bu sezon başında Avrupa Kupası maçlarını erteledin daha birinci turda. E ben burada yarı finale çıkacağım. Yani sanki sürekli yarı finale çıkıyormuşuz Türkiye. O, de, kulüplerimiz sanki sürekli yarı finallerde finaller. Ya yarı final çıkıyorum niye ertelemiyorsun? Bir de zaten bunu hani sezon şunu söyleyebilirsin. Sezon başında ayarladık abi şimdi senin için bunu mu değiştireceğiz? E, o da değil 14 Mart'ta açıklamışsın zaten tarihi. <laughs> Kaç kere değişmiş. Zaten bir de oynatamamışsın önce. Aynen. Yani abuk sabuk bir şey. Ha şöyle bir durum var. Şimdi bir de şunu biliyoruz. E, şimdi bu hafta normalde hafta sonu lig vardı. <laughs> O ligi ertelediler. Bir de hani Nisan'ın sonuna Mayıs'ın iyice sonuna kaydı. Ligi de uzattınız. Herkes herkesin bile. Benim mesela bir ta... Avrupa Şampiyonası var. Esas kritik Avrupa Şampiyonası. Var. Avrupa Şampiyonası, var. Avrupa Şampiyonası, var. Benim işim 10 15'inde falan bitecekti. Ben de ailemle bir 3-5 gün tatil yapacaktım mesela benim en basitinden. Ayarladım, biletlerimi aldım, gidiyorum. Dünyanın parasını değiştiremiyorum. Bu zart uzattın ligi. Ben bu bir hafta daha buradayım. Sonra da Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Futbolcuların durumu? Ya zaten en basitini söylüyorum. Hmm. En basitini söylüyorum. E futbolcu. Adam Uruguaylı ya evine gidecek kardeşim sen ya. nasıl böyle kafana göre değiştiriyorsun? Bir de bu arada Noel de Monde... gidecekti Noel'de de maç koydun şeyde ya. Yılbaşında da maç koydun bir de o da var. Vincenzo Montella çıkıp abi biz ne zaman kamp yapacağız ya. ne, ya. ne diyeceksin adama? Ya bu adamlar hiç dinlenmeyecek mi? Hayır. ne de... zaman kamp yapacak ha. yani bir takım? Şimdi durdun durdun bunu yap şimdi bu hafta sonu lig olsaydı eğer onu erteleyecekti mesela Karagümrük maçı olacaktı onu sormayacaktı bile Karagümrük'e. Fenerbahçe'nin işte Avrupa Kupası maçı. Erteledim ben diyecekti. Kimse de bir şey demeyecekti. Yani bu olmamış bir şey değil ki. Ben hatırlıyorum Roma Galatasaray maçı vardı. Beraber mi, mi çalışıyorduk o dönem? Olaylı maç yani. Galiba Radikal'de beraber büyük çalışıyorduk büyük herhalde. Büyük ihtimalle. Halil Kulsoy koridorda açıkladı ya maçı ertelediğini. Hafta sonu maçı iptal ettim dedi. <laughs> yani bayağı kavga gürültü böyle Ay, maçtı. Maç sonunu hatırla. Şimdi bu, bunu da tamam ya sen benim maçımı... Yani Bak ilkesel olarak ben hiçbir maç ertelenmesin diyorum. Belli olur sezon başında kim hangi maçı nasıl olacak sen de her şeyini ona göre ayarlar. Ama öyle değil ki. Öyle daha biz önümüzdeki sene Türkiye Kupası nasıl oynanacak bilmiyoruz mesela. Gruplara geçecekmişiz galiba. 3 takımlı grup. Yani bir şey olacak herhalde zannediyorum. Ya ben zaten en çok buna bayılıyorum. Yabancı statüsü, Türkiye Hiç Kupası statüsü. bunlar 10 yıl ya yani 5 yıl 10 yıllık planlarla yapılır. 2 yıl önceden açıklanır ki takımlar buna karşı e, adapte olsun, organize olsun diye. Bizde bir, de... bir de yapay zeka ile çalışan bir federasyon bu. <laughs> <laughs> yapay ama zeka olduğundan çok emin değilim burada. Yapaylığı kesin ama. <laughs> Katılıyorum. Şimdi bu maça çıkmıyorum ben. Tamam ilk ben bu maça çıkmıyorum. Burada da şöyle bir durum var. Direkt rakibinle karşılaşacağın maça çıkmıyorsun. Burunda bir şey var. Ama anlarım. Ben bu maça çıkmıyorum abi. Siz dalga geçiyorsunuz benimle. Yani sen sezon başında bütün takımların Avrupa Kupası'nda giderken maçı erteledin. Ben en zirveye kadar gelmişim. Girdiğim kupada bir de. Yani başladığım kupada gidiyorum yani. Yani Avrupalı e, uzmanlar tarafından adaylar arasında. Aston Villa ve Nervatçı. bu ikisinden biri olur diyen çok fazla. Alır bu kupayı diyen çok fazla. Şimdi burada ertelemiyoruz. E şimdi bu Mantıksız. Çıkmıyorum. Tamam anladım ben bunu. Şimdi dört tane karar verildi. Önümüzdeki sezonun neti ben iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya 19 takım ile katılmak. Gene 19'u koydun onun için. 19'u koruman lazım senin. Çıkmıyorum ben Türkiye Kupası'na. Anlarım. Çıkmıyor. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol, yol ne yapacağız? Belçika Ligi'nde Fenerbahçe kuracak. Onun gibi bir şey işte. Ya Zafer'in rengi filmi girdi yeni. Yani ülke işgal altındayken bile ben faaliyetlerimi burada sürdürürüm. Tezi olan bir kulüp. Ben futbol faaliyetlerimi yurt dışına çıkarıyorum der mi ya? Hemşire misin sen? Ya zaten... Ya senin mücadele etmen gerekiyor ve ediyorsun da kendi bakış açısından. Ne işin var yurt dışında? Kimle yarışacaksın orada? Buradaki taraftar yani yeni gelen 12-13 yaşında ben hangi takım tutsam diyen taraftarı nasıl cezbedeceksin? Nedir mantığı? Yurt dışına çıkarıyorum. Ben her şeyimi yurt dışına çıkarıyorum. E işlerimiz de yurt dışına. Ve hep abi. Yani senin varlık ilkene kat ters. Senin varlık... ya bunları düşünmüyor Kimse anlamıyorum ben. O kadar insan bir araya geliyorlar ya. Yani senin varlık ilkenin dışında bir işlem bu. Türkiye'de yabancıları yenmek. Türkiye ile yabancıları yenmek. Ve içeride de rakiplerinle birlikte rekabeti üst düzeye çıkarmak. Amaç bu. Bu değil. FIFA ve UEFA'ya başlıyor. UEFA bunu yapabilirsin. Evet. Çünkü burada genel futbol kurallarının dışında yürüyor işler. Yani bütün bu hikaye nereden çıktı? Trabzon maçındaki birkaç teröristin sahaya girmesi halkı galeyana getirmesi ve sonrasında linç girişimi. Zaten bütün mevzu buradan çıktı. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapacağız? Bunu, bunu, buna çalışman lazım. Yani bunu düzeltmek için ne yapacağız? Çünkü bu sadece futbol değil. Bu maç Türkiye'de bu sene oynanan en yüksek riskli maç. Biz bunu bir sene önceden biliyoruz. Önümüzdeki sezonu da biliyoruz mesela. Önümüzdeki sezon Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe, Trabzon, Trabzonspor. Fenerbahçe maçı Türkiye'nin en yüksek, riskli maçıdır. O yüzden de taraftar götürülmüyor zaten karşılıklı. Peki burada nasıl böyle bir güvenlik zaafı ortaya çıkar? Sen bunu işte İrfancan Can Eğri böyle yapmışla mı anlatacaksın? Tamam yapmasın. İrfan Can Eğri lisansını yırtın. Futbol oynamasın, o sayende çıldırı şeydin, batçıaydı futboldan yasaklayın. E peki bitti mi yani? Bu olup bitenleri okey mi diyeceğiz? Sahan ortasında elinde bayrak direkleriyle adam kovalayanları, bıçakları, şunları, bunları, bunları okey mi diyeceğiz? Bunu nasıl çözeceğiz biz kardeşim? Bunun peşine düşmemiz lazım. Biz bu güvenlik buradan çıkarmak çıkarılmak istenen kaosun kaynağını nasıl kurutacağız? Yani Trabzon böyledir mi diyeceğiz? Bu budur yani. Trabzon'daki bütün insanlar Fenerbahçe'leri öldürmek istiyor. Böyle bir ya böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Kadıköy'ün yarısı Trabzonlu. Ya orada inşaatlar yapılıyor Kadıköy'de. Hepsini Trabzonlar yapıyor. Ya böyle bir problem yok ki. Ama burada bir problem çıkarılmaya çalışılıyor. Bunu biz nasıl çözeceğiz ya? Seyrediyoruz. Ya ben bu maçın bu şekilde oynanmaması gerekir diye Taksim Meydanı'nda bir protesto düzenlesem... desem gaz coklu atarlar beni içeri. Ama bunu yapabiliyorsun. Ya yani şiddet olmasın diye gösteri yapsam şiddete uğrarım. Ama şiddet uğruna hiçbir şey olmuyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bu esas mevzumuz bu bizim. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Ve bunu Burada yani bu, bunun nasıl bundan sorumlu olan adam Mehmet Büyükekşi 3 gün sonra Monte yanında hadi ha, ha, poz veriyor bunu federasyonda yayınlıyor ya. Yani. Konu bu. Bunu nasıl çözeceksin? Bir araya gelin Ali Koç şeyden kulüpler birliğinden istifa etti. Kulüpler birliği reddetti istifayı. İstifa tek taraflı müessesedir. İstifa edersin çıkarsın gidersin. İstifanın kabulü reddi diye bir şey olmaz. E burada birlik olabiliyorsunuz. Peki bu federasyonu nasıl indiremiyorsunuz ya? Çünkü yukarıdan karar veriliyor. E buna okey dersen yukarıdan karar verildi. Ne yapalım? Bir şey olmuyor. Ne yapalım? Dediğin anda iş bitiyor zaten. Artık ondan sonra söyleyeceğin hiçbir şey. Bir an anlamı yok. Neye itiraz ediyorsun o belli değil. Hepsi için söylüyorum. Şimdi Ali Koç tabii bu hani bizim sürekli bahsettiğimiz bu gerilimin tırmanması karşılıklı yetmez ya. Bu uyuşturucu gibi yani gerilim arttırdıkça bundan mesela öbür taraftan başka bir şeyler ve bu tırmandırmak zorundasın. E şimdi sözlerin arasında o kadar çok laf var şimdi hepsini burada tartışmayalım tabii. dış politika da yani politikada da adı var zaten. Power creep deniyor. Ha. Sürekli tırmanır bu. Tırmanmak zorunda. Yani ancak öyle yaşayabilir. Tabii güç tırmanışı çünkü daha güçlü olmak. Kimse. Aynen daha güçlü olduğunu göstermek zorundasın. Şimdi yani işte Erdoğan Timur için işte ben Erdem Timur'un o basın toplantısındaki işte o işte onu tekme atacak mı? Nereden biliyor ki onu vuracak mı? Ondan filanlar. Çok korkunç laflar. Yani. Ya çıkacaksa herkes diyecek abi bunlar kabul edilemez işler. Bunun çözülmesi lazım. Biz bu şiddeti buradan dışarı çıkarmamız lazım. Söylenecek laf bu kadardır. Ondan sonra işte o Osay'ın lisansını mı edeceksin? Batu Şuhay'ı dışı mı edeceksin? İrfan Can'a işte. Yani onlar, bunu bir kere buna bu, 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 abi olmaz böyle stat olmaz böyle bir şey olmaz denecek laf bu kadar. Ondan sonra a, orada cezalarda şey mi var? Tahkimi. VPDK dersin ki ya burada bu adam böyle bir şey yaptı. Buna da bir ceza verin. Ayıp yani. O sonra. Ama ekseni buradan kurarsan. Önce bir şeyi. Olmuyor ki. Önce sportif tarafta sportif olmayan tarafı bir ayıracak. Bir ayır önce. Bir güvenlik zaafı var burada. Ve çok bilinen, görünen. Ya polis yok stadın içinde. Önce sportif olmayan. Yani e, sporun paydaşı olmayan parçaları ayır. Ayır onları bir hallet zaten o yok. Hallet, zaten esas halletmen gereken ha. o, o, ayrımı yaptıktan sonra spor, spor sahası için sporda olanları ya, yani kendi, da kendi tüsmeneğine Bak, Bak ben sana anladım tabii gençler bilmiyoruz. 87 yılında Fenerbahçe Samsun Spor Kupa maçı. Hatırlarsın sen. Ben hatırlıyorum. Maalesef. Maç sonu kavga çıktı. Çünkü o dönem Samsun Spor 4-0-4-0 yeniyordu Fenerbahçe'ye bir kupa eşleşmesi. Orada, 0-0, orada 1-0 Samsun'da 1-0 bitti maç. İstanbul'da da maç 0-0 bitti. Fenerbahçe bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor atamadı. Sonunda da Samsun Sporlu oyunculardan birkaç tanesi döndü. Fenerbahçe'lere bir şeyler yaptı. Fenerbahçe nasıl geçtik falan diye. Ortalık karıştı. Beş kişi. Zannediyorum beş kişi. İsmail Kartal da var aralarında. Dört ya da altı ay böyle men aldılar. Bu Müjdat'ın taksici pozu verdiği o. Ee, yani anladın mı? Ta taksicilik yaptı Müjdat evet, evet. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Ihlamur yolunda taksicilik yapıyordu yani. Çok güzel şey o zamanlar tabii gazeteci. Yapardı da hakkında ha bu evet. şey değil yani. Yok şey hakkında ha, değil. O. Çok güzel bir pozu vardı. Benim çocukluğumda. Evet. Onu. İsmail Kartal ya şu Aha. andaki teknik direktör. Ali Uraslı Federasyon Başkanı. Galatasaray'ın efsane basketbolcusu ve federasyon e, başkanı. Evet. Eski başkanı. O verdi cezaları. Valla ben itirazı hatırlamıyorum. Ya küçüklükte bir daha gençlik bilmiyorum ama. İtiraz edildiğini hatırlamıyorum. Çünkü bir şekilde evet burada böyle bir şey oldu ve bunun cezası Arkada olmuştur ya bizimkini indir şunu bilmem ne bu pazarlıklar Real Madrid'de de olur. Her yerde olur. Ama sen bu güveni ortadan kaldırdın tamamen. Ya yani sahanın ortasında 50 kişi ellerinde bayraklarla bıçaklarla adam kovalıyor. Bir de ben şeyi de anlamıyorum ya bir aklı başında bir insan profesyonel bir sporcuyu Genç, profesör bir sporcuyu dövebileceğini nasıl aklından geçirir ya? O şey, e, sürü linç psikolojisi ya, çok abi, başka bir şey. Bak o ne biliyor musun? Sen spor bilmiyorsun demektir. Yani sen spor, sporcu. Yani duruşturma tarzını kardeşim adam. Ya, o kadar akılsızca bir tavır yani. O toplu halde yaptığını düşünüyordu o yüzden. Şimdi bunu bunu, bunun, bunun önüne geçmen, geri kalan her şey o ceza almış bu bilmem ne yapmış o maça çıkmış bunun önemi yok ki bunların hiç önemi yok. Bunu halledeceksin ama federasyon bunu halletmek bir kenara neredeyse memnun olup bir tane bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Dün işte bizi böyle konuşursanız cezasına katlanırsınız açıklaması yaptılar. Düzeltmen gereken şey bu. Yoksa U19 takımını Urfa'ya yollayarak ne halledebilirsin ki yani? Kendine ceza veriyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyelerinin teveccühü hakikaten takdire şayan burada bir sorun var ve biz bunun artık bitmesini istiyoruz diyorlar kendi açılarından. Galatasaraylılar da der ki ne sorunu var kardeşim filan. Erdan Timur diyor ya, mesela ya son 10 yıldır araştıralım ben diyor istiyorum diyor. Niye gelmiyorsunuz diyor. Teraziye çıkın diyor. Bir şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin son yılda. O şampiyonlukla herhalde bir derdi var. Yani ne bir de onu anlatsa, şimdi o kadar herkes kapalı konuşuyor ki. Halbuki sorunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Demokrasi işlemiyor içeride ya. Adamın bir tanesi federasyon başkanı, hiçbiriniz istemiyorsunuz. Bir taneniz de çıkıp git buradan diyemiyorsunuz ya. İşlemeyen bu. İşlemeyen bu. Futboldan hiç anlamayan. Şimdi biraz sonra bu hakem konusunda da konuşacağız. Bir takım arkadan işler çeviren bir adam sizin başınızda duruyor. Siz bunu istemiyorsunuz. Oy da vermediniz zaten. Birbirinizle dövüşüp duruyorsunuz. Ya yani bu saçma sapan bir durum. Tamamı saçma sapan bir durum. Dolayısıyla ben federasyon başa döneyim. Fenerbahçe başkanı ben ligden çekiliyorum derse itiraz ederim. Futbol faaliyetlerini bitir. Eğer bu kadar emin değilsen. Ama kalıyorsan da çıkar maçtan öyle. Çık maçtan öyle. Süper Ligi'ni anlarım. Süper Ligi'ni anlarım. Çünkü sen maçı erteliyordun. Ya en önemli yerde ertelemiyorsun. Bu nasıl iş? Bir de yeni süper, koymuşsun. Süper kupayı anlarım diyorsun. Ha süper kupayı. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Daha, ee, yarın karşı karşıya da daha detay konuşuruz. Zaten gayet güzel söyledin. Ee, ben 2-3 noktaya sadece deyim. Ben de hani daha önce de söylemiştim. Varlık sebebine aykırı hareket kulüp. kulüpte. Bu çok çok önemli. Sen onun altını çok güzel çizdin. Ben de daha önce belirtmiştim zaten. Ee, ama burada gidip gelip şeye dayanıyor abi. Ee, bu işte gereksellikten çekilirim. Bir güç gösterisi. Yani hani ben o kadar değerliyim ki bak biz siz yapamazsınız. Ve çok hezeyanla, duygusal tetiklemeyle yapılmış bir hareket. Bu, ne yapman gerekiyor söylediğin zaman? Evet abi. Arkasında durmasan da abi çok komik duruma düşersin. Olmaz yani. Bir bunu asla, bunu söylemek varlık sebebine ters. Bunu baştan bir koyalım. Hiç söylememen gerekiyor. Ama işler ora öyle bir addeye gelmiştir ki hiçbir şekilde senin yönetim kurulunun Kulüpten belki de kulübün varlık sebebinden bağımsız derecede dayanılmaz bir hale gelmiştir. O zaman daha bir sonuna kadar gideceksin. Evet, tabii. Bu bir şey son son başvurduğun kale olarak son bir güç gösterisi olamaz bu. Bu son bir böbürlenme, son bir dayılanma hareketi gibi olamaz. Bence de. Ee, ama şey konusunda da yani sen gayet güzel anlattın benim. Hani sadece bir iki noktanın altını çizmek için söylüyorum. Ee, son olarak şeyde e, federasyona karşılar ve federasyonu istemiyor. Abi bu federasyonun kulüpler birliğinin taraftarların herkesin anlaması gereken çok önemli bir nokta var abi. Sportif rekabetle bunu etkileyen spor dışı faktörlerin çok net ayrılması. Bunlar karıştığı zaman onların e, sahada olan bitenle, değerlendirmede, analizde, ceza, e, ödül yönetmeliğinde birbirine karışması söz konusu. Bunları ayıracaksın. Sportif başarı ve sportif başarısızlık spor sahasının içinde olur. Bunun için de sen işte taraftar sahaya girdiği zaman, işte bir sürü diğer faktör girdiği taraftar zaman... Taraftar demeyelim ya. ya yani... yani orada bir organizasyon oldu kesin. Maskeli bir takım adamlar. Yani, Ortada onları engelleyecek polis yok. Maç boyunca... Bir de Halil Umutmeler o maçı bitirmemiş. Ona 91 puan vermişler. Ya bu nasıl olur ya? Halil Umut Meler, yani iyi başladı. Ama tabii baştan düğmeyi yanlış iliklersen... Halil Umutmeler ilk şeye çıktığında... FIFA kokartı aldığında daha FIFA kokartı alacak kadar süper lig maçı yönetmemişti. Özel bir şey yaptılar ona. O süreci geçirmesi geçirmedi. Yani üniversite mezun olmadan doktor yaptılar adama. Tıp tıp mı bitirmeden doktor yaptılar. Sonra sahanın ortasında saldırıyor orada. Sonra futbolu bıraktı. Sonra hep beraber gittiler işte aman yapma etme falan diye geri döndü. Tamamen psikolojisi ne? Post Travması nedir? Hani bunu çözdü mü? Acaba hani psikiyatrlar baktı mı? Sağın ortasında yumruk yemek insana koyar genç adama. Koyar yani. Kolay bir şey değildir yani. C, tüm Türkiye'nin gözü önünde. İyi değildir abi dayak yemek yani. İyi bir şey değildir yani. Bu kadar... Niye problemli insan var zannediyorsun? Çocuklukları boyunca dayak yemişler analarından babalarından. Adamı mahveder yani. Kolay bir şey değildir. Biz okulda yedik dayak çok. Ya açık söyleyeyim yani bir tane öğretmenim vefat etti. Canım istemedi gitmek yani cenazesine. Çünkü sistematik olarak dövüyordu bizi. Ya bu adamı değiştirir koyar. Üç ay sonra bütün ülke seyrederken sen birisinden yumruk yiyorsan ve o adam da kahraman gibi dolaşıyorsa sen onu Türkiye'nin en kritik maçına verilir mi? Birinci de böyle oluyor işte. Ya sahanın ortasında meşale var adam oyuna dönüyor bakıyor geri oynatmıyor. Kendisinde değil ki. Bütün bunları çözebilecek Biraz sonra hakemlerin ne ruh halinde olduğunu da hani Galatasaray Fenerbahçe Kasımpaşa maçının sonundaki ve şey çıktı ya işte bu şeyler, Tabii eğitim de. şeyleri. Hani hakemler nasıl konuşuyor? Evet. Ne acayip işte hiç öyle hissettim falan diyor hakem. Ya <laughs> hisset hissetmiş adam. Kime doğdu öbürsü diyor ki oradaki işte tepkilerden dolayı işte baktım o günkü ruh, o halim neydi bilmiyorum diyor. İkisinde Fenerbahçe Kasımpaşa maçının varı da Galatasaray, Antalyaspor'un varı da hislerinden bahsediyor. Hislerinden bahsediyor yani olgular gitmiş, hisler kalmış yani. Sen bunları çöz, bir de üzerine yumruk yediğini düşün. O meşaleyi ne olarak görüyor kim bilir o? Doğum günü pastası mı görüyor? Ne görüyor? Bilmiyorsun ki. Orada tabii yani öyle hissettim derken şeyi kastettiğini varsayıyoruz biz yani. Ee, pozisyonun gelişiminden Abi, tam görmediğini. Jargonda görmedim. olması hissetmek. Evet, olmaması gerekir de o öyle kastettiğini varsayıyoruz iyi niyetle yani. Evet. Hani o pozisyonun gelişiminden öyle olduğunu gördüğümü düşündüm demişti yani. Ama demek işte Olgu, var tamamen. Yüzde hakemlik hmm. e, senin e, o konuyla ilgili yorumunu gerektirir. Hakemlik yorumu diye bir şey vardır. Ama var da yorum yoktur. Var da fact vardır. Gerçeklik vardır sadece. Bu arada biraz evvel böyle konulardan bahsederken Abi çok dehşete düşüren bir şey oluyor. Abi işte Halil Ulun'un sağ ortasında yumruk yemesi, işte Süper Kupa Suudi Arabistan skandalı. yani sadece bu sezon olan eğitimin sızması. Eğitimin, yani sadece bu sezon olan skandalları futbol dünyamızdaki skandalları alt e, alta alta yazsak federasyonun direkt yani hakikaten insan içine çıkmaması lazım ya. Yani zannediyorum. Hani onları sen diyorsun ya kulüpler onları göndermeli. İnsan içine çıkmaması lazım yani. Maalesef. Abi düşünüyorsun her biri başka bir ülkede hani yıllarca bahsedecek büyük skan, büyüklükteki skandallar arka arkaya ve o kadar çok artık herhalde biraz şey oluyoruz e, duyarsızlaşıyoruz bu kadar skandal arka olunca yani. Şimdi bu o konuyla ilgili Türkiye'de bu maçında olan oyuncular başka oyuncular bu oyuncuların e, kendi medyalarına verdikleri röportajlar tam olarak bize haksetmiyor. Yani en son densiz so soruduk abi. Ne yapacaksın işte Türkiye'de. Yani kendine bunu dedirtmek ne acayip bir şey ya. Bundan hiç rahatsız olmamak. Ve şey çok önemlidir abi. Ee, sonuçta genellemeye hiç hoş bir şey değil ama bir etiket yapışıyor sana. Ve yani e, bizim mesela başka ülkelerle ilgili bazen çok haksız koyduğumuz etiketleri düşün abi. O da yani Tabii. ülkenin mesela Klişe. atıyorum mesela Hint yemekleri ile ilgili bir etiket var değil mi yani Hint yemekleri işte çok baharatlıdır ha, onun gibi böyle bu, bu tamamen o kategoride değerlendiriliyorsun artık hukuksuz işte güç savaşlarının olduğu güçlü'nün e, şeyi söylediğine daha az güçlüyü ezdiği falan saçma sapan e, hiçbir şekilde kural tanımaz no brand saldırgan Kim, yırtıcı kimsenin kendisini ya ben burada hata yaptım demediği evet. herkes şey e, ya çok kötü. Bu, bu virüs çok kötü yayıldı ülkeye. Bu zannediyorum e, 2000'lerin başı belki 90'lardan itibaren. Abi en büyük problemimiz o. Oradan çıkıyor zaten. E, mağduriyetten beslenen bir kibir. Yani mağduriyet tarlasında büyüyen bir kibir. Hepimizi sarmış durumda. Çok oksimoron bir durum değil mi abi o? O işte zaten sakat olan. Çok sakat işte yani hiç, hiç, hiçbir hiçbir konuda doğru düşünme imkanı tanımıyor sana. Hiçbir konuda. Her zaman bize eziyorlar ama en büyük biziz. Her zaman bizim bize haksızlık yapılıyor ama en büyük biziz. Oradan şey çıkıyor çünkü, şey çıkarıyorlar. Bütün bunlara rağmen. Bu bu, bu hakikaten nasıl temizleriz bilmiyorum ama e, temizlenmesi gereken, tedavi edilmesi gereken asıl hastalık bu. Abi tedavi için önce teşhis lazım, önce mücadelenin o yöne yönlenmesi lazım. Öyle bir, yani başta federasyonu zaten söylemiyor. öyle bir ana amaç da yok ki. Hala işte söyleniyor, oradaki iki puan ne oldu, oradaki e, penaltı kararı ne oldu üzerinden konuşuluyor her şey. E, bu arada sen bahsetmiştin, e, Murat Fevzi Tanırlı e, hakemlerle konuşmuş ve... Dün Dünkü Hürriyet gazetesinde vardı, Murat Fevzi Tanırlı'yı tebrik ederim. Ee, hakemler, çünkü bu konuda uzman ve hakemlerle de bağlantısı son derece iyi. Yani bu aa, işkembeden atmıştır denmeyecek bir şey. Ee, hakemlerin ruh halini çok net anlatan bir durum. Çok hakemler detaylı. yabancı hakem istiyor abi. Pardon. Çok detaylı, çok güzel bir yazı. Çok tavsiye ederiz bu arada onu söyleyelim. Hakemler yabancı hakem istiyor dediğin zaman zaten bence söyleyecek bir şey kalmadı hakemler abi. Hakemler Dün de Acun çıktı. Ya işte yabancı hakem, yabancı Ya da dün Fatih Terim çıktı Danimarka'dan bu hakemi buldunuz dedi yani. Yabancı hakem, yabancı hakem dediğin şey sömürge kafasıdır. Yani biz hakemlik yapamıyoruz. Biz, biz de hakem olmuyor. Yani bir şey gibi bu. Biz vergi toplayamıyoruz. Duyunu Umumiye'ye açalım yeniden. Var ya İstanbul Erkek Lisesi binası. Bu duyunu Umumiye binası biliyorsun. Abdülhamit döneminde. Yani geliyorlar adamlar. Siz borcunuzu ödeyemiyorsunuz diyorlar. Biz burada bu binada Topkapı Sarayı'nda da yukarıdan bakıp biliyorsun onların böyle şeyi de şeydir yani semboliktir yani. Bütün vergi topluyor gidiyor. Biz vergi toplayamıyoruz. Gel sen topla. Yabancı hakem biz de 85 milyonda biz maçımızı yönetecek hakem bulamıyoruz. Yetiştiremiyoruz. O yüzden dışarıdan hakem gelsin. Kim gelirse gelsin ama bak şey değil yani Premier Lig hakemlerini alalım. Bir hafta hiç oynayalım. Onların oynamadığı günlerde oynayalım. Premier Lig hakemleri bize gelsin de değil. Yani top değil. Yabancı hakem. Ee, hakemler gerçekten çok yani şey dedikten sonra daha fazla önemi yok. Yani onlar yabancı hakem istiyor. Onlar artık evet, hakemlerin istiyor. Onlar artık ligden e, kendi işlerinden, kendi belki hayatlarında çok önem e, zaman verdikleri, büyük emek verdikleri kariyerlerine kaç yıllarını verdi çoğu bu dala? E, kariyer kuruyorlar canım. Artık profesyonel bir iş bu çünkü. Ve yıllarını verdikleri, emeklerini verdikleri kariyerlerinden vazgeçiyorlar. Yani bizim yerimize başkası gelsin diyorlar yani. Arkadaşlar şey demiyorum yani. Türk hakemleri çok iyi falan demiyorum. Ne, yani anlatabildim mi? O aynı, aynı şeyler değil. Söylediğim şey bu kafayla hakem olmaz. Hakemlik yapılmaz. Abi onu konuşuyorduk. Sen mesela atıyorum mesela kuzenin olsa sevdiğin ya da ne bileyim yeğenin falan e, sana abi sen işte yıllardır futbol camiasının içindesin. Benim işte A klasman hakemliğe yükselme ihtimalim var dese ne dersin abi? Deli misin derim mi? ya. Ama yani işte sonuçta onların eğitim programını bile me, şey meze yapıp tartışmaların mezesi yapıp e, şey yaparsan hani hiçbir şekilde onlara alan tanımazsan yani biz de hakemleri koruyor gibi gözükmüyor ama baştan zaten hakemler de artık sıyrılmış. Yani biz onlara bir alan açmadığımız gibi onlar da artık bıkmışlar yani. Hani i̇stemiyorlar. Evet. Ve bu, bu kafayla yani e, ne kadar baskı altına altı, altı, altı söylüyoruz ama bu şeyi okuduktan sonra da görüyorsun. Nasıl sağlıklı maç yönetsin ya. Ondan sonra hissettim der yani. O anki ruh halim neydi bilmiyorum der. Öbürsü hmm. hissettim der. Çünkü ruh hali öyle bir etkileniyor ki öyle bir dış faktörler tarafından etkileniyor ki hakikaten psikiyatriye falan gitse sen <gülüyor> <gülüyor> dış toksik ortamdan uzaklaş diyecek Ders. ona hiç söyleyeceği şey olur Nasıl yani. Eee Süper Lig bu arada hafta sonu ertelenmişti ama hafta içi maçlarla devam ediyor. Dün Galatasaray kazandı. Ee, 1-0 Hatayspor önünde üst üste 19. iç saha evet. galibiyetini aldı Mükemmel ki. Hakkıda. Aynen. Ee, gol yemeden Muslera'nın 500. maçı. Wow. Volkan Demirel de e, kutladı, sarıldılar, öpüştüler. E çok güzel. E, onlar çok iyi arkadaş, çok iyi arkadaş. Ben çok takdir ediyorlar. Ama yani şey açısından de güzel. Yani tabii ki takdir ediyor. Ama Volkan Demirel de takımı kaybettikten sonra belki biraz hani Buruk falan olabilir. Yok. Hiç onu takmadan Yok. Tak etmesi çok güzel. Yok çünkü Galatasarayın yani maçın detayını yarın sabah karşı karşıya da konuşalım. E, ama tabi bir şey söylemeden de olmaz. E, rakipler şimdi, yani şunu söyleyebiliriz. Galatasaray tek farklı çok maç kazanıyor. Çok iyi oynamazken kazanıyor. Bu ruh halinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Yani daha soğukkanlı kalabiliyorlar. Bir o. iki e, önde bu sene transfer edilen yüksek kalibreli, hakikaten çok değerli Ziyeh gibi, Zaha gibi e, oyuncuların çok yetenekli oyuncular. Yani çok iyi ortalar attı Ziyech yine birkaç tane. Ama şunu söyleyebiliriz. İkilileri oluşturamadılar orada. Yani Kerem Icardi, Mertens Icardi gibi bir Zaha Icardi ya da Ziye Icardi bağlantısından bahsedemeyiz geçerliliği olan. Futbolda da bu olmadan istenen seviye olmuyor. Yani buralar eksik. Ee, bu bir de hani tabii kazanılması yani şey Yemen şu söyleniyor ya artık bundan sonra futbola bakmayacaksın. <laughs> ya abi daha 7 hafta var yani futbola bakmayacaksın diye uçuyor olur mu? Yani son maçta söylenir o. Ya abi artık son maç kazandık işte tam futbola da bakılmaz burada. Ama bizde her maçın senin güzel bir şeyin var onunla ilgili takvimin var anlat istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya o bizim zamanda e, zamanında Mert Aydın'la yaptığımız çok eğlenceli bir şeydi. Ya işte sezonun ilk 6 haftası daha sezon yeni başlıyor, takım yeni kuruluyor diye iyi futbol beklemiyorsun burada alınacak bu. Oluyor. Hazır bir evet. daha tak. Ondan sonra bir 4-5 hafta bekleyemiyor. Sonra Avrupa takvimi başlıyor. Tabii. Abi Avrupa takvimi başladı şimdi Avrupa'dan geliyor yorgun. Burada alınacak 3 puan her şeyden önemli. İyi sonra... futbol beklemeyeceksin. İyi futbol beklemeyeceksin. Sonra, sonra bir sonra... aradan dönme var. E, aradan dönme var. Yükleme bu arada, yapıldı. Bu arada kış şartları geldi. Evet. Hava ağır, ağır ağır, Bu ağır zeminde bu şeyde. Zaten zemin e, futbol sahalarının durumu ortada. Orada da beklemişsiniz. Sonra işte baharda bir gene 3-4 hafta bekleyebiliyorsun orada iyi bir futbol. Sonra son 10 haftaya girdim zaten. Abi son düzlük bu. Burada alınacak bu her şeyden dönem diyorsun. Böylece 30, o zaman 34 haftaydı. Bunu çıkarmıştık. Şimdi 38 haftada bir 8-10 hafta bekleyebilirsin. 28 Mars. hafta 28, Bekliyorum 28, 28 maçta beklemeyin arkadaşlar. Bu doğru bizde sürekli yapılan yani klişelerimiz arasında yerleşmiş bir durum bu. Ee, ama Galatasaray yani dün Kerem'i dinlendirdi. Kerem girdiği zaman o ikililerin sayısı artıyor. Çünkü Kerem birkaç oyuncuyla birlikte eee Aktürkoğlu o ikili sayısını arttırıyor. E, dünkü kadro tercihinde Hatay gibi hızlı hücum eden bir takıma karşı çok başarılı oyun evet oyunla ilgili çok eleştirilebilir. E, ama pozisyon bulmakta bayağı zorluk çekti Galatasaray. Ee, ama tabii Galatasaray'ın farkı şu rakibinden Fenerbahçe'den. Maç 1-0 Hatay Spor pozisyona girerken bile seyircide bir panik olmadı. mesela ee, Sağda da olmadığını görüyorsun. Bu Galatasaray'ı biraz ön, öne çıkarıyor yarışta. Zaten puan da, olarak önde ama. Fenerbahç'e Fenerbahçe'de Adana'da bir sporla karşılaşacak evet, bu okay. akşam. Ee, yarın karşı karşıya da değerlendirecek Mehmet Demirkol diyelim. Ee, U 19 bu arada 19 19 dedik. 19 ha. milli takımı da bu 19 bu arada şeyde de çok tartışılmıştı. işte Semih'in A milli takımı alınması konusunda da. Ya ama işte adam haksız değilmiş. 3 golle grubun en golcü oyuncusu oldu Semih. Ve abi yani zaten ben hani hep söylüyordum. yani asas milli takım değil ki bu. Yani hazırlık maçı var. Burada çok önemli başka bir turnuvanın bir parçası olabilir. Ve u 19 takımı Euro 2024'de 19-6 evet. Avrupa Şampiyonası gitme hakkı kazandı. Hem de çok zorlu bir gruptan çıkarak. Evet yani. Almanya'ya yenildik ama, Hırvatları, evet. ev ama sahibi Hır... evet, Hırvatları ev sahibi Hırvatları ve Romenleri yendik. Hı. Bunlar da iki iyi altyapıdır yani. Ee, başarılı bir sonuç. Montaigne'ın da tercihi bence herkes anladı zaten Semih'i oraya yollamasının sebebini. Ki Semih de 3 golle grubun en golle oyuncusu oldu. Yani söyle. Şey, pardon, sen bitir de şeyi söyle. Orada Beşiktaş tarafı zaten sürekli bir yerde saldırı altında Beşiktaş, <laughs> ee, kendi camiası tarafından kötü giden bir sezon, bence onu biraz kullandılar. Yani, sen Beşiktaş'ın futbolcusuna işte meze muamelesi yapamazsın. Zart su işte Feyyaz hoca çıktı bilmem ne, ee, başkan dedi işte. Semih kırmızı çizgimizdir falan. Yani adam işte o 19 milli takımını götürdü. Ee, yani o tartışmaları başka bir yere çekmek her zaman iyidir. Kend, evet. Kendini korumak için zaten bir sürü yerden taraftar niye böyle oluyor, niye öyle oluyor falan diyor. Burada bir, hani bir konsolide etme. Taraftar Oldu. Ba başka şeyler için sesini yükselteceğini burada sesini yükseltirse evet. en azından bir süre bir rahatlama olur. Ben de Semih'in amil takımında oynamasını olmadığı zaman da ya diyorum. Çünkü adam bir şey çık Birisi çıktı yani. Enteresan bir adam çıktı ama o 6'lık maçta mesela olmadığı için iyi oldu yani. Ee, Burada da kendini gösterdi. Montey'i dinlemek lazım. 19 yaş altı için e, alınan sonuçlar şampiyonluklar birinci en önemli, büyük öncelik değil. Ama ne olursa olsun e, elde edilen yani karşı karşıya oynadığı takımlara karşı oynadığı oyun e, gösterdiği başarı da tabii ki değerlidir. De Avrupa şampiyonasına katıldı 19 yaş altı bir takım ama şunun altını... Bize 8 kaldım. takım gidiyor? Ha ah, onu diyecektim. 8 evet. takım gidiyor. 24 takım değil. Son 8'in arasına girdi. Diğer takımları da sayayım da ev sahibi Kuzey İrlanda var. Onun dışında İtalya, İspanya, Fransa, Norveç, Ukrayna ve Danimarka. Ya, Almanya dışarıda. Almanya dışarıda. İngiltere dışarıda. İngiltere dışarıda. dışarıda. Ee, bu 19 çok kritik. O 19'un altında evet sonuca çok bakılmaz. u 19 ama artık tam dönüm noktası. Sonuca bakılır u 19'da. Evet. Yani belki en büyük öncelik olmaz ama Yok. bakılır. Yok. Ama yani tam o dönüş. Aynen, dönüm. aynen. Bizde en büyük zaten sorun şeyde oluyor ama ya. Ee, U19'dan sonraki geçişte oluyor bizde. Doğru. Bu basketbolda da çok geçerli. Bütün sporlar ben... dönüyor. Ben bunu çok bahsetmiştim. Bu biraz sporatif sporcu yetiştirmekten çok birey yetiştirme kültürümüzle evet, çok alakalı yani. Biz çünkü çok iyi basketbolcu, çok iyi futbolcu, çok iyi güreşçi vesaire yetiştirebiliyoruz. Ama bireysel... çok iyi sporcu yetiştirmek başka bir şey. Evet, bireysel sporlarda biraz da bir durum farklı ama özellikle takım sporlarında işte dayanışma, ortak başarı gibi hareketlerde özellikle başı genç yaşta gelen başarının daha sonra ve paranın daha sonra idare edilememesi. Bu biraz e, birey yetiştirmekle çok alakalı. Bu okul sistemiyle başta aile sistemiyle çok alakalı. Erkek çocukları yetiştirme yöntemlerimizde çok büyük sorunlar olduğuyla alakalı. Bu Basketbol Federasyonu bununla ilgili çok geniş bir araştırma yapmıştı. Hatta ben de dahil olmuştum bir tarafından. E, spor psikologlarıyla e, sosyologlarla birlikte. E, bizim birçok altyapımızdaki sorunlardan bahsedebiliriz. Ama e, o işte basketbolcu, futbolcu yetiştiriyoruz. Sporcu konusunda daha doğrusu birey konusunda, birey yetiştirme konusunda çok ciddi mesafe kat etmemiz lazım daha. Katılıyorum. E, Lig'de haftasında çok 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 kritik bir maç vardı. Arsenal ile Manchester City oynadı ve Liverpool kazandı maçı. <laughs> Ama e, bence Arsenal de kazandı. Evet doğru. Yani Ar Arsenal artık ben böyle maçların altından kalkabiliyorum. Böyle e, dönemeçlerde yaşayabiliyorum, soğukkanlı kalabiliyorum dedi. Yani Arsenal hakikaten tabanını oluşturdu. Aynen öyle. Ben hani yıllardır bir Arsenal taraftarı olarak yani böyle maçlara direkt kaybedildim. Geçen sene zaten evet. perişan olduk. Biliyorum. Seni bırak. sana çıkanlar da öyle. Evet. Geçen sene yine perişan olduk. Yani yarışın içinde olduğumuz halde. Fakat bu sefer takır takır oynadı Arsenal. Evet. Maç çok iyi bir maç olmadı. Yok bir, maç bir tane o başta Akin'in kafası dışında da net bir gol pozisyonu da pek. Bir de sonda Trossard'ın rezil ettiği pozisyon. Pas, pas vermediği pozisyon. Ama yani bu iki takımın oynadığı futbola pek yakışmayacak derecede kilitlenmiş bir maçtı. Belki de taktiksel anlamda da öyleydi. Ama Arsenal çıkıp orada hayır, net futbolu, yani net elinden yeni yaptı. Ezilmedi rakibe psikolojik olarak. Benim Ama... beklentim şeydi yani ikisi de birbirini çok iyi bildiği ve oyunlarını ezberlediği için birisi diğerini açığa düşürecek bir icat bulabilir mi? Geçen hafta da konuştuk bunu. Onu bekliyordum ki bunu adaydı. Bence Manchester biraz daha adaydı buna. Ee, Arsenal'in savunma zaaflarından dolayı. Ama onlar da ona giremediler. Yani iki hoca da e, çok riskli hamleler yapmadı. Ya işte maçı hani Ya, tabii ki çok kaliteli ayaklar, çok kaliteli takımlar. Ama işte bir başta Kornler'de Ake'nin kafa vuruşu çok kucağına gitti Raya'nın. Ki o da yani bir duran top, o evet. denk geldi. E bir de sonda bir tane açıkta Trossard topu buldu, da da rezil etti yani, yani bir şey yani de tabii. olmadı yani maçın geneline bakarsak ama bu sayede Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta Brighton'ı yenerek liderliğe yükseldi 2 puan farkla. 2 puan arkasında Arsenal, onun da 1 puan arkasında Man City yer alıyor. Kalan takvime baktığımız zaman da Liverpool'un takvimi daha kolay gözüküyor. Arsenal'in hakikaten zor takvimi var. Chelsea ile Tottenham'la oynayacak. var. Manchester United deplasmanı var. De var. Arsenal'in işi hiç kolay değil eğer yani fikstürün zorluk derecesine bakarsak. E zaten Pep direkt şey yaptı. Yani favori sağlamaya bakacaksınız favorilerin. Durumunu görmek Hı. için dedi. Ee, ama çok güzel bir yarış oluyor Premier Lig'de. Onu söyleyelim. Ee, Avrupa futbolunda en ilginç haberlerden biri geçtiğimiz hafta herkesin peşinde koştuğu ve özellikle gelecek sezonki teknik adamları konusunda soru işareti bulunan Liverpool ve Bayern Münih'in adı sürekli alınan Xabi Alonso'nun takımda kalacağını açıklamasıydı. Evet. Bu tabii hani hakikaten öyle bir parlak performans gösteriyor ki hemen ben de öyle düşündüm. Hemen birisini seçer. Çünkü açıklar var. Yani Her yerde açık var. Bir de abi şimdi Liverpool, Bayern Münih dediğin tabii. işte en üst klasmandaki 6-7 kulüpten ha, yani ikisi. da olabilir canım. Evet Barcelona. Yani, Ama bunlar şey e, tier 1, birinci evet, seviye 6-7 kulüpten bahsediyoruz. Tabii tabii. Yani herkes ister gibi duruyor. Ama tabii olan soyu yeterince tanımamışız. Evet. Çünkü <laughs> bu adam hep böyle kararlar veriyor. Yani e, Sosyalat B'deyken de Hani böyle orada takılıyordu, mutluydu hayatından. Mesut Bahtiyar'dı. Bir taraftan da tabii hani şey diyor. Hani ben hoca olarak kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Burada mutluyum. Bana da yatırım imkanı tanınacak burada. Tabii hani kadroyu önümüzdeki sezon bu kadroyu ne kadar koruyabilecekler. Onu bilmek mümkün değil. Çünkü genç ve çok yüksek para edebilen, edecek olan birçok oyuncu var elinde. Geçen sene de oyuncu kaybetmişti. Hemen bulduk. Belki var yeniden ve... elinde. Ben ama bir de şunu da söyleyeyim. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Ben e, aday e, tek yani teknik direktör arayan aday kulüplerin hiçbirisinin onun için tam cezbedici noktada olmadığını düşündüğünü düşünüyorum. Yani kloptan sonra Liverpool'a gitsem, hani ne olacak? Yani ne var? Orada ne fark yaratabilirim? Ya da işte Bayern'e gitmek ne Bayern fark olurduydum. ettirir? Anladın mı? Alman ilginde zaten hani bir tane hani bir tane bir şampiyonluk 10 senedir şampiyon oluyor. Bir tanesini veriyor. sene gittin gene şampiyon oldun. Ne olacak yani? yani bayan, biraz şey peşinde bir yeni, adam. Bir yeni, yenilenmeye ihtiyacı olduğu Evet için. ama adam hikaye peşinde biraz. Yani çünkü bundan önce de Mönchengladbach'a gidiyordu neredeyse. Yani şey de yani biz, biliyorsun futbolu bıraktığı anda şeye gidebilirdi. Guardiola'nın yanına gidebilirdi. Hmm. Guardiola istiyordu yani yardımcı antrenör olarak. O sanki böyle hani kendi kendime bir eğitim alayım kendimi eğitim onu söylüyor zaten. Bir de üzerine de bir hikaye kurayım. Şimdi Levent Kusen'e küme düşüyordu geçen sene gittiğinde. Biraz hikaye peşinde. Tabii bu, şimdi söyleyeceğim bununla çelişiyor olacak mu tabii ki. Bir taraftan da Real Madrid'i bekliyor olabilir. E evet, tabii. Ama şimdi konu Real Madrid olunca hiç değişiyor tabii. Yani. Ee, şey, şeyi de unutmayalım ama. Yani burada muhtemelen zaten hani 2-3 yıllık yani orta vadeli bir kafasında plan vardır. Onun da ayakları. 26'ya yeri... kadar sözleşmesi. Yani onun da ayakları yere oturduğunu gördüyse e, gördüğü zaman da hani kalması için bir ekstra sebep de olabilir. Ya yani seneye de bunları yapacağım diye o planı planı da çok. Evet e, evet ona düştü. Ona şey oldu Evet. Yap. Ama Önü işte görüyorum. kadroyu ne kadar koruyabilecek? Reksona ben haftanın konusuna gelelim efendim. E, Liberty Media, Media daha önce defalarca başvurmuştu. MotoGP satın aldı. Böylece motorsporları dünyasındaki en büyük ikinci organizasyonun da sahibi dev bir medya holding şirketi oldu. Daha önce bildiğiniz gibi eee Bernie Ecclestone Formula 1'i almış ve Formula 1'i daha sonra kendi medya organizasyonları sayesinde de inanılmaz Kim bu Liberty Media? Abi, abi e, bir şey e, konsorsiyum Amerikan, bu, Amerikan şeyli merkezli, e, merkezli bir devli konsorsiyum. İşte bu Drive to Survive falan arkasında hmm. da onlar var zaten. Eee dev bir ama organizasyon şirketi aynı zamanda e, ve Formula 1'in ne kadar büyük bir yükselişte olduğunu tabii ki biraz şans da yanlarına gitti. Lewis Verstappen'in muazzam bir sezon geçirmesi ama işin içine Amerikanlaştırmayı sokarak Amerikan tipi pazarlamayı sokarak, Amerikan bor, e, piyasasını bu işin içine dahil ederek nasıl büyük ekonomiler yaratabileceğini tabii ki finansmal olarak da hani Arap sermayesini e, işte Orta Doğu dahil edebileceğini, bunun global bir iş olduğunu, sadece motor sporları üreten, daha doğrusu otomotiv sektörü ki otomotiv sektörü çok büyük olmasına rağmen sadece bununla buna bağlı olarak kalma, kalmasını gerekmediğini, daha büyük bir e, platforma çıkması gerektiğini gören, e, bunun pazarlamasını yapan ve bunu kurgulayan da bir yer. E, ve işte Orta Doğu'daki yarış sayısı arttı. Amerika'da 3'e çıktı yarış sayısı. Amerikan Amerikan abi Amerikan ekonomisini çekebilmek. Bunu düşünen şeye soracağım ben. Şey Şimdi bu Amerika'da izlediğimiz sporların tamamı bunun önceliği medya için yapılıyor. <laughs> yani orada tribündeki oturan adam da medya için, ekran için var. Ve, ve sahip olmaya da başladılar. Yani bir şu olacak mı sence? Şimdi Apple'ın da mesela emeklisi ele geçirme planı var. <laughs> ya sadece MLS'yi ele geçirmeyecek. MLS'yi ele geçirdikten sonra ee, Avrupa Futbolu'nda o Süper Lig'i de ele geçirmek isteyecek muhtemelen. Çünkü orada acayip, şimdi oradaki Amerika'daki futbolun yıllık yayın geliri Türkiye'nin üstünde. Hı hı. Yani kaçın sporları bilmiyorum. Yükselişte ama hala e, 7-8. E yani. Şimdi tabii ki oranın ekonomisiyle bizim ekonomimizi karşılaştırıyorum. Oradaki en ucuz, en, muhtemelen en fakir eyaletin ekonomisi bile bizden daha yüksektir muhtemelen. O kadar değil Merkezi ama... Merkezi saymazsan kenarlardakiler. Montana'lara falan geçiriz. Onları saymıyorum. Burada insan yaşamıyor zaten. de. <laughs> <laughs> bu bütün sporlara sıra eder mi? Medyanın yani sadece sahip olması. E edebilir abi. Bir de şöyle bir şey olur. Dünya ekonomisinde şimdi bir... Yani nasıl bir politikada süper güç diye bir şey çıktı ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve o süper güçten işte Sovyetler ve Amerika'ydı. Şimdi hani o Sovyetler dağıldıktan sonra bu çok taraf çok yönlü dendi. Tek süper güç ama işte güçler o da Çin falan deniyor. Burada da kapitalizmde bir süper şirketler durumu ortaya çıkmaya evet, başladı. Şey. Yani 1600'lere geri dönüyoruz. Ee, evet işte Doğu... Dutch Dutch Company yani. şey, East India Company gibi. işte Doğu Hint şirket gibi. Biliyorsun abi onların bir zamanlar dünyanın en büyük 6. ordusuna Tabii. falan sahipti. Dünyanın en büyük 4. donanması dünyanın en büyük 6. ordusuna sahipti. Şirket yani bu. Ee, bu işte Apple, Amazon gibi trilyon doların üzerindeki şirketler aynı zamanda kapitalist ekonominin en büyük ne derler şeytanlıklarına ya da en karlı alanlarından biri de tekelleşmektir. Bu te yani kendi yapıları içinde bir tekelleşme yaratma ihtimali var. Ve o tekelleşmeden çok büyük kazançlar da sağlamaya çalışıyorlar. İşte senin söylediğin gibi MLS'i Apple'ın ele geçirmesi. Şimdi Liberty Media'da zaten en büyük sorun daha önce MotoGP'yi almak istiyorlardı. Avrupa'da e, antitrust ve e, tekerleşme karşıtı kanunlar ve müktesebata e, aykırıydı. Şimdi ama işte e, daha sonra bir tane rapor yayınlandı ve MotoGP ile e, Formula 1'in aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiği söylendi. Yani e, bir tekerleşme olmadığı. Birisi bir, dört dönerdi. tekerli birisi iki, iki tekerli kardeşim. Ha, aynen. <laughs> i̇şte bu hala büyük tartışma bu arada. Bu anlaşma iptal edilebilir Elde şey olsun. tarafından Avrupa Birliği Bence tarafından. De. Hala ama e, amaç bu amaç değişmiyor yani amaç işte bu motor sporlarını konsolide ederek ikisini belki birlikte pazarlayacak yani aynı zamanda evet. ama tabii ki Amerika piyasasını açılmaya çalışacak Amerika'daki yarışları artırmaya Amerika'daki ilgiyi artırmaya çalışacak ama sonuçta buradan tekelleşme ve işte ortak hareket ederek daha büyük dinamikler yaratmaya çalışıyor evet. ve böylece herhangi bir yarış seyretmek isteyen herkesi kendi müşterisi haline getirecek yakında. Evet. Evet. Daha çok insana ulaşacak, izleyen herkes de kendine bağıracak yetmezmiş gibi. Bunun belgesel ayağı, dizi ayağı, oyun ayağı, yani devasa bir şey, şey burası. Aynen. Ve her geçen gün bütün bu ayaklar büyüyor abi global e, kapitalizm sayesinde. Jürlid'de artık son düzlüğe geldik. E, geçtiğimiz hafta Anadolu Efes, Baskonya depresyonda çok kritik galibiyet alıp play'in e, yarışını sürdürdü. 10. sırada Fenerbahçe ise İce Ski şahlanışına devam ediyor. Alba Berlin'i... Yani daha ilk Hayes yarıda perişan ettiler ve ama Nigel Hayes Davis çok acayip bir şeydi. Yani sonuna doğru adama rekor kır, kırdırmaya çalıştılar bayağı evet. Amatör maça dönmüş. Ee, ama zaten maçın başında çok özel bir gün olacağı belliydi ama rekor olduğu için hani çok ekstra evet. biraz daha e, oynamasını istediler. Fakat şey çok ilginç. Şimdi olağanüstü bir maç oynadı hem Hayes Davis hem Fenerbahçe. Fakat Nigel Hayes Davis EuroLeague'in sayı rekoru kıracağını desen hani kırması ihtimali olan 70. oyuncu falan olabilir herhalde yani son 10 yıla baktığımızda Yani hiç öyle bir tamam iyi bir sezon geçiyor. Bu maçı da çok özel başladı. Öyle çok ritimli başladı falan da. Hani en ihtimal vermeyeceğin oyunculardan biri. iyi bir sezon o geçiyor. Da güzel. o da çok güzel bence. Şey ne diyorsun? Ya bir de söyleyebilsem. Eski 300. Ya, niye söyleyemiyorum? Saras de abi Saras. Ha, Saras. Peki Saras'ın medya çıkışmasına ne diyorsun? Çok haklı abi. Ya kardeşim bir tane soru sormaz mı insan? Falan. Çok haklı. Aha. Çok haklı ama şimdi bunu uzun uzun konuşmaya gerek yok. Türkiye'de e, futbol dışı medyanın ne kadar zayıf, özellikle ana akım e, ne kadar zayıf olduğunu ben yıllarca basketbol yazarlığı yaptığım için biliyorum. Oraya aranan, alınan kaynakların, orada istihdam edilen insanlara yapılan muhabirlerin... zaten bunları sayısal olarak azlığını geçtim. E, ekonomik ve e, onlara ayrılan yerin ne kadar e, sınırlı olduğunu gördüğüm için, birebir yaşadığım için. E, Oradaki biz oradaki görüyoruz. arkadaşları suçlayamam diyorsun. Hiç suçlayamam abi. Biz abi, çok basit bir şey anlatacağım <laughs> sana. Lütfen. ben yıllarca gazete editörlüğü yaptım. spor sayfasının sabah bir toplantısı olur. Bu tabii ki medya değiştiği için artık biraz evet. değişti ama bir zamanlar spor gündemini belirleme toplantısı. Bu sabahleyin işte spor sayfalarında neler yer alacak toplantısı olur. Spor müdür gelirdi bize işte Fenerbahçe editörüne sorardı. Fenerbahçe'de ne var işte? Yok işte İsmail Kartal bunu yaptı, şunu yaptı falan. Tamam bu kadar yer ayıralım, bu kadar sayfa ayıralım, bu kadar önem verelim. E, maç var mı? Maç, maç var işte, şey. bası bası i̇şte Galatasaray'da var. ne var? Beşiktaş'ta ne var? Sonra ben o sırada basketbol ve diğer sporların editörü olarak görev yapıyorum. ona nerede derdi. Kaan basket kasket ne var derdi. Hı hı. Bu biraz hani hafif esprili bir yaklaşım. Hani ben, beni sevdiği için yani ve aramızdaki hukuktan dolayı. Ama diğer tarafta bu futboldaki üç büyük kulüpler ve futbolun diğer şeyleri. Şimdi önce dördüncü olarak da futbol, işte Trabzonspor diğer futbolda neler var dedikten sonra. Diğer bütün şey işte abi Wimbledon'da işte yarı final oynanıyor falan filan diye anlatıyorum. Basketbolda işte Fenerbahçe e, şeyle karşı kaleyi, yarı final serisi oynuyor falan diyor. Bunun hepsi diğer şey mesela Nacil Ezdeviz 50 attığımızda ha iyi o iyiymiş ya onu yan sayfaya alalım falan diyor. Böyle hani aradan abi biz de varız falan demek zorunda kalıyoruz. Ama şu, şu var o bile iyiydi. En azından orada masada olan herkes o basketbol'da da ne var, orada da var, burada da var ne var herkes her şeyi duyuyordu. <laughs> yani herkesin her şeyle ilgili bir fikri, doğru, altyapısı olur. Gazetecilik bir şeyi çok iyi bilmek değildir, her şeyden biraz anlamaktır. Yani her şeyden biraz bir kafan alıyorsa, kime soracağını biliyor musun, kimi arayacağını biliyor musun, kimden ne öğrenci. O yüzden hani bize, bizim ustaların yaptığını yapmayacağım ben. Çünkü onlar şey derdi işte bu medya bitmiş, bir tane soru soramıyorsun kardeşim falan. Öyle değil. Ee, şu andaki muhabir arkadaşların e, hangi şartlar altında çalıştıkları, ne nerelere terk edildikleri, e, ne bakmak lazım? E, güçlü gazeteler, güçlü medya olmadan maalesef güçlü gazeteci olmuyor. Şimdi ana akım medyanın gücü de azaldığı için zaten e, bütün azaltan da kendisi yani. Eee zaten oradaki kaynaklar azaldı. Böylece basketbolda e, birini istihdam etmek gibi bir şey söz konusu Tabii kalmadı artık. Paran yani, yetmez ki. Jaskeviç'in sonuna kadar haklı. Ya ama Sen Robert bu... mezunu, Boğaziçi mezunu bir adamsın. Sen şu anda Robert mezunu, Boğaziçi mezunu bir adamı, <laughs> bir gazeteye alabilir misin ya muhabir olarak? <laughs> Tabii ki alamaz. Yani ya paran diye... yeter mi yani almaya? hani Biz de çok düşük paralara geçtik ama en azından evimizi döndürebiliyorduk. Ben biraz şanslıydım ben yani dergiden dergide yönetici yani iyi bir konumda girdiğim için aslında iyi bir paraya girmiştim. Yani ne kadar iyi paraya girmiş oldunuz? Tabii kardeşim. canım tabii tabii. Yani bankaya gitsen daha mı az kazanacaktın? Doğru. Ama sonuç itibariyle Jessica 300 sonuna kadar haklıdır. Bence ben bir basketbol medyası mensubu olarak utandım kendi adıma da bir taraftan. Ama patronlar ülke... utansın kardeşim. Ha, doğru. Ama ülkenin şartları. Bunun bir sonucu yani bu Öyle. Ya, bu maçın veya e, Fenerbahçe'ye veya bu basket falan tabii bu medyanın içinde bulunduğu sorunun bir yansıması maalesef ki e, ve bu hafta çok kritik bir karşılaşma var sondan bir önceki maç Anadolu Efes'te Fenerbahçe karşı karşıya geliyor e, yani e, koyun e, kasapetlerinde koyun can derinde bir durum var Fenerbahçe de ikincilik mücadelesi veriyor İkinci olmaya çalışıyor çok, fark e, çok da iyi durumda zaten Efes ise o ilk ondaki yerini koruyup e, piyoluya girmeye çalışıyor çok kritik bir karşılaşma olacak başarılar dileyelim. Bu arada e, basketbolda belki de sezonun en büyük sürprizlerinden biri devam ediyor. Güzel bir sürpriz. Çok güzel sürpriz hem de. Beşiktaş ki sezon içinde çok ciddi gelişimde gösterdi. Çok da iyi bir sezon geçiyorlar. İyi Büyorsa, bir koç. Grupta dördüncü sırayı almışlardı yani. yani. Yani kimsenin beklediği evet. bir durum yoktu ama çok önemli bir çıkışla çok iyi bir koç. Çok vizyonlar bir koçla. Euro Cup'ta yarı finalin ilk iki maçı oynandı. Deplasmanda 86-74 yenilmişti Beşiktaş Emre Fakat İstanbul'daki, daha sonra İstanbul'daki maçı 81-72 kazanarak üçüncü maça taşıdı. Burg'la üçüncü maçı oynayacak. Kazanan da Euro Cup'da finale... Beşiktaş, Paris, spor, Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına, Beşiktaş Kulübü adına sezonun hikayesi bu maçta abi. Aynen. Yani bu bütün sezonu Beşiktaş adına, bütün kulüp adına kurtaracak maç. Umuyorum olur. Çok, çok başarılar diyelim Beşiktaş'a. Buradan Voleybol Sultanlar Ligi'ne geçelim. Playoff'ta yarı final dönemi geldi. Fenerbahçe ile Türk Yolları karşı karşıya geliyor. İlk maçı Fenerbahçe zaten mutlak favoriydi. 3-0 kazandı. Diğer tarafta Eczacıbaşı Dynavit Vakıf Bank'la karşı karşıya geldi. Ve Vakıf Bank'ın hani, kabus sezonunun bir başka halkası oldu. 3-1 kazandı Eczacıbaşı ama maçı izledim mi bilmiyorum. Birinci Hı. ve dördüncü Kısmen. setlerde. Abi şimdi 3-1 ama birinci ve dördüncü setlerde öyle bir ezdi ki Ezacıbaşı Vakıf Bank'ı. Yani, Vakıf galiba bir değişime gidecek evet, sezon evet, Öyle bir evet, kan değişikliği zaten gerekiyor. Zaten Gabi de ayrılıyor şimdi. Hmm. Hani geçtiğimiz yıllarda İzabel Hak ve Egon'u ayrıldıktan sonra hani Yıldız bir pasör çaprazı da çok yani Gabi de ayrıldı. Ve takımın genel havası çok gitmiş durumda. Geçen sene çok mucizevi bir şekilde tam Şampiyonlar Ligi e, yarı şeyinde, playoff döneminde bir çıkış yakalayıp çok güzel gene şampiyon karakterini göstermişti ama bu sezon baştan sona hiç ayağa kalkacak hali de kalmadı Vakıfbank'ın. Ee, yani gene yarı finale geldiler gelmesine ama sezon içinde işte Nülüfer Belediye'ye 3-2 maçlar falan oynuyorlardı. Ee, sezon boyunca hiç kıpırdayamadılar. Şimdi yarı finalde hakikaten ben bir, bir ve dördüncü seti gördüm. Hani Eczacım ile Vakıfbank'ın yakın geçmişte öyle şey olmaz herhalde yani. yani Dümdüz etti. Umuyorum bu olimpiyat performansını etkilemez. Bir miktar yansıyabilir ya. Tam tersinde yansıyabilir. Doğru, doğru. Daha olimpiyata çok var zaten. Var. Unutmak lazım. Temmuz'un sonuna Sonu. doğru. Bayağı var olimpiyata. Ama Eczacıbaşı e, ve Fenerbahçe ilk maçları kazandı. İkinci ma e, üç maç üzerinden ikinci maçı kazananlar finale yükselecek diyelim. E, geçtiğimiz haftada bu arada bir başka ilginç ve sevindirici haber vardı. Grand Club Open'da çok başarılı bir dönem geçiren e, genç Yağız Kağan Erdoğmuş... E, daha 13 yaşına girmeden satrançta büyük usta unvanını almayı başardı. Nasıl büyük, oluyor büyük usta? Elo hesaplaması var. Elo'yu uzun uzun anlatmayacağım. Yani oynadığınız rakiplere göre puan alıyorsunuz. Çünkü bu zaten otomatik yapılan yapılan bir sistem. Ve belli bir Elo'yu geçtiğin zaman 2500 olması lazım. Büyük usta seviyesine çıkmış olsun ki otomatik olan bir şey bu yani kimse seni tespit etmiyor yani. Yok. ya da bir turnuvayı kazanman falan gerekmiyor ha. yani. Ee, ve büyük usta Elos'una ulaştı diyelim. Büyük usta oldu diyelim Büyük usta Elos'una ulaştı. Ha şey gibi anlaşılmasın. Ya. Duayen falan diyorlar ya biz Onun gibi bir şey değil. Onun yani. gibi değil. Bu ölçülebilen bir şey. <laughs> evet. Ölçü yani şu ana kadar <laughs> e, resmi maçlarda elde ettiği dereceler ve göre elde ettiği dereceler sonucunda dünyanın en iyi satrançları arasına girdi. Yağız Kağan Erdoğmuş. Kendisini çok tebrik edelim. Tarihte büyük usta seviyesine gelen en genç oyunculardan biri en genç 4 oyuncu, dördüncü oyuncu olmuş. Onun arasında Sergey Karyakin de var. Ki hani umarız kariyeri Ve de Sergei Karyakin. arasında Kalyakin'de. da en genci. Tabii doğal olarak. Bizim 2010'lara kadar 5 büyük ustamız varmış. Şu anda 16 büyük ustamız var. Yani Satan bir, bir atılım var. evet. Kesinlikle. Ve e, sevgili genç kardeşimiz artık genç gençten de öte genç kardeşimiz <laughs> şimdi, şimdi satranç bir, bir zeka işi ya. E, federasyon başkanı şey demiş. İnanılmaz bir disiplinle çalışıyor. Ee, hiçbir şey disiplinle çalışmadan olmuyor. Yani bu hani biz abi çok zeki o çocuk ee, ya. <laughs> satrançta <laughs> son dönemde zaten şey yani tabii ki yetenek, zeka, analiz, analitik bakış, görüş hani hepsi önemli ama abi çok büyük disiplin istiyor yani Her şey istiyor da satrançta da son dönemde inanılmaz. Ama çok çok tebrik edelim. Kariyeri çok uzun ve başarılar dolu dolu olsun. Ben Sergey Karyakin'i gördüm yeni bir sergi kariyerimiz olur inşallah. Tabii bakalım. ki. Biz Magnus Carlsen olsun isteriz de. Ben e, adı beraber anıldığı için söyledim. Sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım efendim. Murat Gil sormuş. Futbol ve basketbolu kıyasla sizce bir Wanderkid'in, yani çok büyük bir genç yeteneğin yıldız olacağını tahmin etmek hangisine daha zor? Satrançta da daha kolay. <gülüyor> 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 e, futbolda daha zor. Bence de. Futbolda, daha, futbolda zor. Da daha zor. Futbolda daha zor. Basketbolda Değişkenleri çok fazla. Ya, yani, Serbest değişken. Ya, hakikaten dom biçmek çok kolay olmuyor. Artık gelişim çok lineer bir şey değil. Bazen evet. çok hızlı yükselip duruyor. Sonra tekrar yükseliyor ya da evet. düşüyor falan ama... Fizik. Fizik. Ee, ya fiziğin belli oranda büyüyüp ona göre ne olabileceğini tahmin Hayır, etmeye fizik çalışıyorsun. Fizik yanıltıyor seni ama... mesela. Fizik evet. üstünlüğü olan bir oyuncu. Mesela, mesela Gökhan Töre, Batuhan gibi. 15-16 yaşındayken fizik üstünlüğü olan oyuncu. Yani Gökhan Töre tek başına 11 tane rakibini geçip gol atıyordu gibi. Hmm. Diyordun ki Chelsea, Melsi istedi işte gitti galiba Chelsea bir altı ay falan. E ama sonra durdu. Fizik Diğerlerin fizikleri gelişince o üstünlüğü kaybetti. Yani futbolda onu 19 kadar falan anlamak çok zor. Fredi adı örnekleri falan çok zor, var. Basketbolda da çok var ama bence de futbolda daha zor o iş. Eren Tüfekçi sormuş. Herhangi bir spor organizasyonunu yerinde izlemek şansınız olsaydı hangisi olurdu? İzlemek istediklerimi izledim ben galiba ya. Olimpiyat 100 metre izlemedim onu isterdim. Belki giderim bu sene belli mi olur? Olimpiyat genel olarak her ne kadar çok... çok e, televizyon, spo, televizyon spordur olimpiyat. 10 tane kanalı açacaksın değil mi aynı zamanda? Yok yani yetişemezsin ki orada. Kaçırırsan Ama şey yani. Ama işte yüzmeden oraya ve oradan oraya gitmek de ayrı bir keyif olabilir yani. Abi Avrupa Şampiyonası'na Dünya Kupası'na gittiğimizde bile mesela dönüyorduk. Abi anlat bizim görmediklerimizi anlat falan diyorlar. Siz benden daha fazla şey gördünüz. Gibi. Maç kaçırıyorsun sürekli çünkü. Sonra Mehmet Demirkoğlu burada şikayet ediyor. Sonra Katar'da Dünya Kupası yapılanınca itiraz ediyor. Abi Katar diyor. Yakın de, hepsine gidiyorsun. Hepsine gidiyorsun tak diye. Araba yaptı <laughs> yani. Sonra beğenmez. Bundan sonra bir de bölge <laughs> Dünya Kupası <laughs> da yapılsın. <laughs> da maalesef Amerika, Kanada, Meksika'da yapılıyor. Orada hiçbir şey anlamayacak kimse. <laughs> <laughs> Bekircan Uzun sormuş. Yemek konusunda birbirine en çok yakıştığını düşündüğünüz ikili hangisidir? Kuru pilav, karnıyarık, cacık gibi. i̇kili sonsuz. Yani sonsuz. Makarna ve pilavın yanına koyduğun her şey iyi gider her şeyin makarnası yapılır. Bak her şeyin makarnası yapılır. Her şey de pilavla ya da pirinçle iyi gider. O yüzden üçlülere, dörtlülere bakmak lazım. Vay. Daha, daha sofiski yaklaştı. Tabii. <laughs> ben karbonhidratla ekşilerin mesela bu şey karneli cacık demiş ama ben şeyleri çok seviyorum. Karbonhidratlı bir şey. Börek ve yanına işte böyle cacık, ayran falan o tip şeyleri çok seviyorum. Ben ben çok ekşitiriyorum yani. Abi işte hepsi olacak, tatlısı, ekşisi, tuzlu evet. su yani, Karbonhidrat Duzdursun. ve ekşi çünkü e, bira patates tabii her zaman. <gülüyor> Güzel, <gülüyor> o da iyi. <laughs> Sotüs yok mu? Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani <laughs> sağ, sağlığınız için çok tavsiye etmiyorum. Ya da mümkün olduğunca sınırlı ve kontrollü şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Haftanın maçları ve spor organizasyonlarına geçelim efendim. E, Premier Lig'de Chelsea Manchester United maçı var. <laughs> Ee, belki zirve yarışı kadar önemli olma, zirve yarışı için çok önemli olmasa da ne olursa olsun çok büyük karşılaşma. Ee, Bayern, e, Bayern Panathinaikos'la karşı karşıya geliyor. Bayern de tabii hala sonun onun müddetini sürdürüyor ama Ergin Ataman için Ergin Ataman da ilk dört e, yarışında olduğunu unutmak, unutmamak lazım. Serie A'da cumartesi akşam Roma derbisi. Roma Lazio. Premier Lig tabii artık son viraja girince bütün maçlar birbirinden önemli. Ama şampiyonluk yaşındaki en kritik rivajda herhalde Arsenal var. Brighton deplasmanına gidiyor. Çok zor bir deplasman. Cumartesi akşamı. E, NCAA'de bu arada Amerikan kolejler Ligi'nde Final Four zamanı geldi. Cumartesi gecesi iki karşılaşma. North Carolina State-Purdue, e, University, e, yani University of Connecticut'la Alabama karşı karşıya gelecek. Bunların galipleri de pazartesi gecesi final oynayacak efendim. Onların altını çizelim. Yol bisikletinin en önemli randevularından biri Paris-Roubaix. E, bu pazar yapılıyor. İnan Özdemir yerinde takip edecek. Gelince Vay. soruyoruz kendisine. Ee, İskoçya Premier Ligi'nde de bir de klasik var. Evet. Glasgow Rangers Celtic karşı karşıya gelecek. şey playoff'lar belli olacak. Aynen öyle. Ee, Hollanda'da da çok önemli bir randevu. Feyenoord Ajax karşı karşıya geliyor. Savaştır maç olur. Evet. Galiba götürmüyorlar karşılıklı şey taraftar. Ve belki de bence hafta sonunun en bence önemli mi? karşılaşması. Dünyadaki en önemli maç bu. Evet. Bu Premier Lig'in gerçek derbisi. Aynı evet. zamanda Şampiyonluk yarışı için inanılmaz derecede kritik. Ee, pazar gecesi Manchester United Liverpool'la karşı karşıya gelecek efendim. Ee, United'ın bu arada Perşembe günü Chelsea'yi oynadıktan sonra e, biraz daha yorgun olacağını söylemek lazım. Ama bu, bu başka da bir amaçları yok. Bu maçlar olacaklar. Bir Aynen öyle. Ve Liverpool'un e, Liverpool'a çelme takmak belki de en güzel şey olabilir onlar adına. Haftanın fotoğrafıyla veda edelim. Nigel Hayes Davis e, bu ünlü Will Chamberlain 100 attıktan sonra 100 yazmıştır. Euroleague'de de 50 attığı maçtan sonra bu klasik pozu vermiş. Çok tebrik edelim efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.